Kıymetli Grup Başkan Vekilim, kıymetli Belediye Başkan Vekilimiz, Garnizon Komutanımız, kıymetli Rektörümüz, daire müdürlerimiz, kıymetli siyasi partilerimizin ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşlarımızın başkanları, kıymetli yönetim kurulu üyeleri, kıymetli basınımız, ben de her birinizi öncelikle saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ahillikle ilgili hem kıymetli esnaf odaları başkanımız hem de belediye başkan vekilimiz gerekli açıklamaları yaptı. Yardımlaşmanın, dayanışmanın, hoşgörünün, işi öğrenmenin ana kaynağı, temel unsur olan ahillik hala Çankırı'mızda yaşamakta ve yaşatılmakta. Tabii küçük şehir olmamızın bir şekilde bize katkısıdır bu. İnşallah bu şekilde yine devam edecek. Çünkü küçük şehirlerde insanlar genelde birbirlerini çok iyi tanırlar, bilirler. Esnaflarıyla ticaret yaparlar, giderler, gelirler. Ama tabii ki büyüyen ve gelişen Türkiye genelinde markalaşma her büyük ilde olduğu gibi Çankırı'da da yavaş yavaş yer almaktı. Ama şunu da hepimiz biliyoruz. Evde atıyorum bir şeker kalmadığında, tuz kalmadığında, un kalmadığında, hele de kredi kartımızda da boşluk yoksa hemen gideriz bakkala, sonsuz kredimiz olan bakkaldan bunları alırız. Oraya da notunu yazdırırız. Deriz ki aybaşı geldiğinde de bunu ödeyeceğiz. Onlar bizim başımızın tacı. Onlar bizim çocukluğumuzun çok büyük hatıraları. İnşallah onların yaşaması ve yaşatılmasında hep beraber el birliğiyle devam ederiz. Tabii ki çıraklık, kalfalık, ustalık bu dönemleri özümseyerek, öğrenerek yaşatılan kurum da ahilik kurumu. Bunun bu dönemde belki okullarımızda diploma anlamında bir farklılığı oluyor ama amaç burada sadece diploma almak olmamalı. İşi öğrenmek, merak etmek, insani münasebetleri öğrenmek, müşteri ilişkilerini, müşteri iş yeri ilişkilerini öğrenmek ve müşteri çekebilecek hassasiyetler nedir? Bunun üzerinde durmak bana göre ahirliğin en büyük öğretisi. Çankırı'mızda bizim bir sloganımız olan Sefer Usta'mız var. Her hususta Sefer Usta. Dükkanı dolup taşar. Gittiğinizde yer bulamazsınız. Niye? Çünkü münasebetler farklıdır. İlgi alaka farklıdır. İnşallah ahirliğin en önemli yaşatılan noktalarından birisi olan bu nokta İnşallah devam eder diyoruz. Sizi de kutluyoruz. Başarınızı da devamını diliyoruz. Ülkemizde geçen seneden itibaren manipülasyonlar neticesinde bir takım ekonomik sıkıntılar oldu. Bu anlamda da esnafımız biraz tabii ki daraldı. Kıymetli Esnaf Odaları Başkanımız da daha sade bir program yapmayı kendine göre uygun buldu. Bunun için de teşekkür ediyoruz. İnşallah seneye esnafımız daha rahat, ekonomimiz daha büyük bir noktaya doğru ulaşır ve daha güzel şekilde tekrar 32. Ahilik Haftası'nı kutladığımız gibi 33.sünde kutlarız diyorum. Malum biliyorsunuz ekonomik anlamda sıkıntıları yavaş yavaş atıyoruz. Faizlerimiz düşüyor. Geçen dönem 6.25'lik bir düşüşten sonra geçen haftada 3.25'lik bir düşüş meydana geldi. Yani bankalarda faizlerimiz %16'lara, 17'lere doğru geriledi. İnşallah özel bankalarımıza, kamu bankaları gibi bunları yaparlar diyorum, ümit ediyorum. Bunun yanında Çankırı'mızda esnaf kefaletimiz var. Dün de oradaki yetkililerimizi ziyaret ettik. Esnaflarımızın hiç sıra beklemeden 150 bin liralık bir krediyi rahatlıkla alabileceğini, %8'lik kredi oranıyla 3'er aylık ödemeli periyotlarda 4 sene ödeme imkanının bulunduğunu, kendisini geliştirecek, büyütecek ve alanını daha farklı hale getirip insanlara daha farklı hizmetler sunabilecek esnaflarımızın bu imkanlarla yararlanması lazım diyorum. Bizler vatandaşımızın memnuniyeti, mutluluğu için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ve çalışacağız. Yeter ki insanlarımız huzur, refah içerisinde yaşasın. Yaşam biçimlerinde sıkıntı olmasın diye kendimizi gün yüzümüze katmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle
Bu programın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ve emeği geçen her bir kardeşimizi, başta Sayın Osman Karadeniz Bey olmak üzere yönetim kurulundaki arkadaşlarımızı her birini kutluyorum. Başarıların devamı diliyorum. Ve her dönem bıkmadan, usanmadan esnaf kefaletimizin, esnaf odalarımızın yapmış olduğu programlarda desteğini esirgemeyen Halk Bankamıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle her birinize saygı, sevgi, muhabbetlerimi sunarak Allah'a emanet ediyorum.